Selam, yine bir saç boyama videosu sonunda. Gerçekten ben de dört gözle bekledim. Buraya geldiğimden beri saçımı boyamamıştım. Bakın, bayağı da dibim çıktı. Geçen vlogda birlikte boya almıştık. Ve şimdi onu dibime uygulayacağım. Normalde biliyorsunuz, beni tanıyanlar bilirler. Ben çok fazla boyayı birbirine karıştırarak kullanırım. Bu sefer öyle bir seçimim yoktu. Çünkü tüp boya yoktu. Sadece bu şekilde vardı ve benim istediğim renkler yoktu. Dolayısıyla tek bir renk aldım. Bu da 9-11. Bunu ama biraz bu boyalı şampuan diye tercüme edeyim. Bununla karıştıracağım. Bunun yerine mor şampuan da koyabilirsiniz ya da gri koyabilirsiniz. Umarım güzel bir sonuç olur. Boyama kabım yok. Ondan sonra boyama fırçam yok. Sadece şu var ve bir tarağım var. Bir şekilde yapmaya çalışacağım. Yani çok kötü olabileceğini düşünmüyorum. Ama şimdi bunları karıştıracağım. Sonra da içine bundan ekleyeceğim. Bakalım. Muhtemelen bunun da rengi böyle mavi ya da mordur diye tahmin ediyorum. Çünkü gri yazıyor üstünde. Gri şampuan yani. Ha, bir de unutuyordum neredeyse. Bu oil pleximi koyacağım içine. Çok fazla saçımı yıpratmasını istemediğim için bir iki damla da ondan damlatırım. Tabii umarım hepsi bu kutunun içine sığar. Bu şişenin, pardon. Bunu sıktım tamamen. Bunu kaldıralım. Şimdi biraz bundan koyalım. Ne dedim? Ne dedim ben size, bakın. Tamam. Mavi. Hatta bayağı koyu bir mavi. Bundan da koyalım. Bir iki damla da bundan koyacağım. Şimdi karıştırıyorum, saçlarımı ayırıyorum ve geliyorum. Karıştı diye düşünüyorum. Böyle bakar mısınız, tişörtümle aynı renk oldu. Eldivenlerimi takayım hemen. Ne zaman boya yapacak olsam burnum çok kaşınıyor, bilmiyorum. İlk olarak burayı bir yapayım, sonra toplayacağım orayı ve ilk önce arkadan boyamayla başlayacağım. Evet, arka taraf tamamen bitti. Şimdi ön taraf kaldı. I saw you come put nobody above you. Yeah, yeah, yeah.
I didn't think you would turn on me. Turn on me. Bu arada saç boyası almadan önce aldıktan sonra aklımda hep bir düşünce vardı. Acaba saçımı bakır yapmak mı? Gerçekten hala daha içinde. Ama bilemedim. Bu arada bu boya amonyaksız olduğu için ben asla göz yaşarma kokum olmadı çok. Yani umarım performansı da gitti. Durumuna göre bekleteceğim. Sonrasında yıkayacağım. Yıkarken de tekrar bu mor şampuanlardan kullanacağım. O zaman yıkayıp kurutup görüşürüz. Korkmayın. Kaşlarımı da boyadım. Sileceğim hatta. Çok bekletmiyorum ben. Sadece böyle hafif rengini kırması için. Saçımı da yıkayacağım. Yıkarken yine bu mor şampuanı bu sefer saçımın uzunlarına uygulayacağım. Sonra kurutacağım klasik ve sonucu göreceğiz. Merakla bekliyorum. Bu çünkü Almanya'da kullandığım ilk boya. Bakalım nasıl olacak. Evet, duştan çıktım ve sonuç bu. Saçlarımın daha açık olan kısmı tabii griyi, yani daha doğrusu mor şampuanı daha iyi tuttu. Ama birkaç yıkama sonrasında bu tabii ki düzelir. Beğendim, yani beğenmedim diyemem. Ama çok hafif bence bir kızılık kaldı. Onun da eğer ekipmanım, İstanbul'daki ekipmanım burada olmuş olsaydı ondan kurtulmuştum diye düşünüyorum. Çünkü ben biliyorsunuz boyaların içine mavi siyah karıştırıyorum ve alıyor bendeki kızıllığı. Bunda çok hafif kaldı. Ama ben sevdiyseniz yine de size kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. İlk olarak Sayos'un bu 9.11. Bunu kullandım. Küllü sarı olarak geçiyor. Onun dışında içerisine biraz bu boyalı şampuandan kattım. Bu da gri boya. Yani mor şampuan gibi bir şey aslında. Bunun yerine gri de koyabilirsiniz boyanızın içerisine. Son olarak da bu Oil Plex'i kullandım. Bu da bana bir marka gönderisiydi. Ve aslında mantığı tamamen bildiğimiz Olaplex gibi. İçerisinde birçok sıkıştırılmış yağ ve protein bulunduğu için
saçınızı yıpratmadan boyamaya, açmaya yardımcı oluyor. O yüzden bunsuz yapmıyorum. Daha güvende hissediyorum en azından. Sonucu birebir net göremezsiniz bile. Ama yine de en azından normalde boya sonrası benim diplerim kuru kuru, sert oluyordu. O mesela artık yok. Pamuk gibi akıyor yani. Böyle. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Tabii ki de bu deneyeceğim ilk ve son saç boyası değil. Daha bir sürü deneyeceğim. Dediğim gibi birazcık aklımda aslında bakır var ama cesaret eder miyim bilmiyorum. Videoya like ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki video kaçırmamak için kanalıma mutlaka abone olun. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de bir sonraki video kaçırmamış olursunuz. Bir taşla iki kuş hesabı. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye.